Gönüller takımını tebrik ediyoruz. Hem kadınlarda hem erkeklerde dokunulmazlık oyununu kazandılar ve iletişim ödülünü de hak ettiler. Ünlüler potaya gitti. Tahmin edeceğiniz üzere Gizem'in ismi çıktı. Biz de dün masada konuşmuştuk Gizem mi olur, Perviz mi olur diye. Maalesef Barış'tan sonra ikinci elenme adayı da Gizem oldu. Tabii ki Barış Murat Yağcı'nın konseyde bazı açıklamaları var. Bunları değerlendireceğiz. Ödülle ilgili bazı tartışmalar oldu. Bunları değerlendireceğiz diyorum ve Murat abicim neler söyleyeceksiniz buyursunlar. Sevgili Furkan Dede, dün gece de aynı şeylerle başlamıştım. Yine aynı olaylara başlamak istiyorum müsaade edersen. Neden dersen Gönüllüler Show La Romana'da devam ediyor. Ve La Romana meteorolojisi uyarı yaptı. Haberiniz var mı? Yok. Yok. İki günden beri La Romana'da inanılmaz bir yağmur. Seller sular götürüyor La Romana'yı. Yağmur iki günden beri La Romana'da mahvetti ortalığı ve şu anda sel var. Neden dersen yağmur dün gece yağdığı gibi bu gecede Fena yağdı. Gök gürültülü yağıyor. Gök gürültülü, yağmur öyle Aa, bir yağ fena. yok ki yani durulacak gibdi. Şemsiyeler, memsiyeler hiçbir şey fayda etmiyor. Sevgili yağmurda buradan tebrik edelim. Performans birincisi oldu çünkü gönüllüler takımında evet. 33 puanla. Yağmur için deniliyordu ki. Yağmur başarısız bir yarışmacıdır. Yağmur performansta iyi değildir ve yağmur yazılmalıdır. Deniyordu sürekli. Yazılmalıdır, yazılmalıdır. Fakat yağmur. ...yazılmalıdır laflarını herhalde duymuş ki... ...Yağmur öyle bir cevap verdi ki... ...ben dedi... ...yazılacak bir yarışmacı değilim... ...ben performansımı ortaya koyarım... ...ve herkese de şunu dedirtti Yağmur... ...ben çok başarılı bir yarışmacıyım... ...nitekim de iki gündür... ...Yağmur ortalığı kasıp kavuruyor... ...bugün de üçte üç yaptı... ...dün de yanlış hatırlamıyorsam... Eskiden ...beşte abi. dört yapmıştı... Bravo. ...yani Yağmur iki gündür fena esiyor... ...ve Yağmur'a... Yardımcılar kimler? Co-pilotlar. Dün de söylemiştim. Sude. Sude de yağmurla beraber o da o yağmurdaki su birikintileri gibi La Romana'yı o da böyle fena alıyor. Yani böyle yağmur suları Bizim masada da ben bakıyorum bazen böyle sular mular oluyor. Şöyle elimle suları itiyorum. Masadaki suları. Allah Allah. Evet yani çünkü bazen hani. Siz yine sanki yorumcularımıza bir sinyal vermeye Yok için. yok. Yorumcularla alakası yok. Bazen olur ya böyle hani sübrikleri. Evet, tamam, Onları böyle arkadaşlar da söylüyoruz. Böyle atıyorlar masanın <laughs> üzerinden. Sonra şöyle bir şey oluyor ve araya da kim giriyor biliyor musunuz? O da başarısınla onlara büyük destek veriyor. Çin o ya. kim? O da Anıl. O da bu gece 3'te 3 yaptı. Anıl da ve Gönüller takımının bir başka kahramanı da Anıl oldu. Yani bu gece takımımız Anıl'la ilgili de siz hani hep birer yarışmacılardan bahsediyorsunuz. Evet. Ben de desteklemek istiyorum. Anıl Berg de birleşmeden sonra muazzama yakın bir performansı var. Yani maç kaybetmiyor hemen hemen diyebiliriz. Tabi ee, tabii inşallah bu başarıları daim olsun arkadaşımızın. Ee, çok iyi bir performansla gidiyor. Anıl sakin olursa, Anıl stres yapmazsa Hı -hı. Anıl hani böyle bir tabir vardır, gölgesinde kavga eder. Evet. Mesela gelir bazı benim arkadaşlarım vardır mesela durup dururken aynaya bakar, aynada kendine kavga eder. Halbuki bir şey yoktur ortada. Anıl sakin olursa, kendinle kavga etmezse, sinirlerine hakim olursa Anıl inanılmaz başarılı bir yarışmacı ve bence Survivor'da sonlara doğru gidebilecek bir göz yarışmacı. kırpıyor göz kırpıyor. Abi göz kırpıyor yani böyle iki gözde bir o Hatta göz. Hatta o zaman şöyle göz... diyelim uzunları yakmış bir şekilde. Uzunları gibi. yakmış ve Anıl diyor ki geliyorum diyor ama sakin. Take it easy Anıl. Sakin olacak Anıl. Anıl sakin olursa ortalığı yıkıp kasıp kavurur ve. Bu sana bir şey söyleyeyim evet. mi? Oradaki birçok yarışmacının senin gibi bir koçu olsaydı final görürlerdi birçoğu biliyor musun? Sen çok iyi bir koç olurdun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben orada hepsini var ya ne yapardım biliyor musun? Böyle uzaya fırlattırdım. hepsini. Aynen öyle. Öyle bir gazlardım yani hepsi uzaya fırla. Hani bazen böyle performansları şey oluyor, psikolojileri bozuluyor ya. Ay ben bugün oynamasam mı? Ay ben adada ne yapsam? Ay ağlıyor. Onu özledim, bunu özledim. Geri mi döneyim, gideyim mi? Ben buraya niye geldim? Gelin bakayım buraya. Sen buraya niye geldin? Başarılı olmak için geldin. Haydi kızım, haydi oğlum derim. O hepsini böyle La Romana'dan Avustralya'ya gönderirim. Hadi. Belki benim ihtiyacım olan tek şey Murat abi. Evet, kesinlikle. Evet. Onu içerdik Murat abi. Ha, ben mi? de öyle bir şey var Gerçekten ki ben Murat abi, çok gazcıyımdır şey. ben. Yani... Feci gaz verdim. İhsan niye öyle baktın? Yani İhsan şu anda bence şeye bakıyor İhsan. Ben yok Hanzade'nin lafı. Evet. Hanzade, Hanzade uçardım diyor ya. Hanzade yani uçardım. uçardım şey. Bir Hanzade olsaydı başımda. Şimdi, şimdi Hanzade'nin lafı uçardım. Yalnız senden de şunu rica ediyorum. İlk sözlerine başlarken La Romana meteorolojisini bahsedeceğim. aklına getir. Bahsedeceğim. Meteoroloji acaba ne söylüyor? Yağmur nasıl damlıyor onlarla gir bahsedeceğim. bence. Bahsedeceğim. Evet buyursunlar. Gerçekten dün de dediğim gibi Yağmur tam doğru zamanda doğru performans gösterdi. Murat abinin günlük süt olmadığı tek konu Yağmur'du. Farkındasınız değil mi? Normalde hep günlük süt değerlendirme yapar ama Yağmur kötüyken bile Yağmur'a inanan... ...şimdi hakkını verelim Murat abinin. Her zaman Yağmur'un açılacağını, Yağmur'a haksızlık edildiğini düşünen bir insandı. Normalde günlük süttür. Kendini öyle tanımlar. Ama Yağmur konusunda öngörülü bir günlük süt oldu. Tebrik ediyorum Murat abiyi de. E, tabii ki anlık değerlendiriyoruz ama Yağmur cidden 3'te 3'üyle Bence yapması gerekeni yapıyor. Beni şaşırtan yarışmacılar var gönüllüler takımında özellikle. Ee, yani Ayşe ile başlamak istiyorum. Ben onun açıl ben de onun açılacağını düşünen insanlardandım ama hala kendini göstermiş değil. Şu an bütün adaya baktığımda Gizem'den sonra yani en kötü performansta Gizem'in üstünde Ayşe'yi görüyorum yüzde olarak. Hı hı. Bunu açıkçası kendisine yakıştırmıyorum. Nisa keza öyle beni şaşırtıyor hala çok yükseklerde değil ama... ...yine de yüzde olarak bakıldığında Nisa 45 en azından diğer tarafa yakın ama... ...Ayşe sonlara çok yakın 37 ile oynuyor. Ve e, Anıl belki de haftalardır Berkan'ın oturduğu yere geldi yerleşti şu an. 74 ile yüzde olarak bütün adanın yine ünlüler, gönüllüler, kadınlar, erkekler dahil... En yüksek performansla oynayan yarışmacısı Anlık. Tebrik ediyorum %74 çok ciddi bir başarı. Berkan hep oralardaydı uzun süredir. Şu an Anıl arkadaşlarını sollamış durumda. Yani evet dengeler birleşmeden değişiyor. Birleşmeden sonra bak. Birleşmeden Tabii. sonra aynen. Ama tam, yani aslında önemli olan o hep diyoruz ya birleşme çok e, fark ettirir yarışmacıları birleşmeden sonrakini. Yani önemli olan o da yapılan emekleri hmm. boşa atmayalım diye söylüyorum. Asla atmıyorum. Asıl tablodan çıkmayalım kaçırmayalım orayı. Evet ama yani birleşmeden sonra da baya vakit geçti o yüzden tebrik etmek de lazım bence diyorum. Dolayısıyla Gizem'in yazılması konusu 31 ile gittiği için e, yine yani evet şaşırmıyorum. Ama evrim mesela 3'te 0 ile geliyor. Yani o kadar çok sık denge değişiyor ki. Hani evrimin bir ara çok büyük bir yükselişi vardı performans anlamında. Yağmur o zaman düşüşteydi. Şimdi bütün oklar tam tersine mi dönecek? Evrim 3'te 0'larla, yağmur 3'te 3'lerle oynamaya devam mı edecek? Yani Survivor'un güzelliği de burada belki de. Çok anlık değerlendirmeler, anlık değişiklikler yaşanıyor. Şu anda tam öyle bir evredeyiz diye düşünüyorum. Evet sevgili İhsan Tarkan'a sözü verirken yönetmenimiz jenerasyonlar rica ediyorum. İhsan Bey'e bir tekli gösterebilir miyiz acaba? Evet. Çünkü kendisi Halstin'in scout ekibinden. Ol, e, diyelim, ol. Aslında e, kendi işini bırakıp arada sırada bizim masamıza gelip böyle yorumlar yapıyor. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir galibiyet aldık. Evet, e, masamızca bunu kutlayalım. Bu arada üstündeki de çok güzelmiş. Ben Acun abiye başta da söylemiştim artık burada mutlaka Halstein'in satıldığı en azından bir corner olur, bir tane store olur, yani ürünlere ulaşabileceğimiz ürün istiyoruz İhsan'cığım açıkçası. Store, Güzelmiş gerçekten. Ama şimdi şöyle İngiltere'deki store'a gittik o kadar böyle kapış kapış ki her şey. Böyle forma bulamıyorsun onu bulamıyorsun ama inanılmaz montlar vesaire baktım tek bir tane kalmış herhalde olmuyor insanlara bir giydim oldu. Çok iyi olmuş. Güzelmiş. Aldım çok yani iyi. başkasında tam, da göremezsiniz muhtemelen. Tam, tam bu evet. havanın... Hani İngiltere'de bile bulamazsın. <gülüyor> <gülüyor> havanın tam, bu dağıttı. hava, tam bu bugün, havanın ürünü. Hemen tabii konumuza döneceğim ama bugün güzel bir futbol günüydü bizim adımıza da. Şimdi Hustin'in maçını izledik hep beraber. Hustin kazandı. Beşiktaş'lıyım Beşiktaş kazandı. Sakarya Sporlu'yum. Sakarya Spor çok önemli bir beraberlik aldı şampiyonluk yolunda. Futbol... Ben ya, bugün bak. futbol için mükemmel bir gün benim için. Teşekkür ediyorum. Hı -hı. Ama ee... o zaman bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu konuştuğumuz zaman da o zaman kadınların da bir hakkını verelim. Çünkü kadınlarda biliyorsunuz Fenerbahçe kadınlar da basketbolda finale Pazar günü kaldılar. Bekliyoruz. Pazar ee, finale, finale bekliyoruz. finale kaldılar. Onun da bir e, fotoğrafını isteyelim. Madem sporla İhsan çok güzel bir noktadan geldi. E, Fenerbahçe Çekke ekibi Pırağı 83-74 e, yenerek adını finale yazdırdı. İşte Fenerbahçe basketbol takımı, kadın basketbol takımı. Kaptan Başarıları... Tuğçe Canites, <gülüyor> arkadaşımdır. <gülüyor> 12 numara. <laughs> ha, evet <laughs> arkadaşlarım var tanıyorsun aynen, insan. Aynen. Zaten eski efsane kaptan Birsel Vardarlı Demirmen çok yakınımdır. Sevgili eşi Emre benim en yakın arkadaşımdır. Ee, finalde de Macaristan temsilcisi Sopron basketle karşı karşıya gelecek. Ee, 10 Nisan pazar günü oynanacak. Yarın. Final. Yarın Evet yarın. yarın. Da. Kaçta oynanacak? 5 akşamüstü 5'te oynanacakmış final başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye de buradan evet